Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Gündem özel programıyla bugün sizlerleyiz. Gündem oldukça yoğun. Yerel seçimler, siyasete ilişkin tartışmalar ve öte taraftan Türkiye'deki siyasal İslamcı iktidarın attığı adımlar. Şeriat söylemleri üzerine yapılan tartışmalar ise her geçen gün boyutlanarak, boyut kazanarak devam ediyor. Bugün bizim stüdyo konuğumuz Sol Parti Meclis Üyesi Barış İnce olacak. Barış İnce ile bugün Sol Parti'nin özellikle son bir haftadır başlatmış olduğu kampanya hakkında konuşacağız ve şeriat tartışmalarının Türkiye'deki geldiği boyutu ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz Barış İnce. Merhaba Can, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Barış Bey, şuradan başlamak istiyorum. Türkiye'de bir şeriat, laiklik ekseninde devam eden, uzun yıllar boyunca devam eden ancak son günlerde özellikle iktidarın attığı adımlar ve hukuki süreçler, Feyza Altun'un gözaltına alınmasından bahsediyorum, gözaltına alınıp serbest kalmasından ve öte taraftan da İslamcı grupların yaptığı eylemler. Siz, partiniz, Sol Parti olarak da başlatmış olduğunuz bir kampanya var ve devam ediyor bu kampanya. İzninizle o kısımdan hemen bir bilgi vereyim ve sözü size bırakayım. Sol Parti Türkiye'nin birçok yerinde şeriata, hilafete, karanlığa hayır, aydınlık, özgür, demokratik bir Türkiye için birleşelim sloganı ile eylemler düzenliyor, yürüyüşler düzenliyor. Önümüzdeki günlerde 2 Mart Cumartesi günü Ankara'da saat 15'te Kurtuluş Parkı'nda, yine Lüleburgaz Tarsus'ta Cumartesi günü eylemler, yürüyüşler yapılacak. İstanbul'da ise Kadıköy'de Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda ki yürüyüş 3 Mart günü saat 13'te başlayacak. Yine İzmir'de Buca Belediye Binası önünde 3 Mart'ta katılımın yüksek olmasının beklendiği yürüyüşler yapılıyor. Samsun, Balıkesir'in yine pazar günü yürüyüş yapılan iller. Yani tabiri caizse Türkiye'nin dört bir yanında şeriata karşı özgür, demokratik bir Türkiye için birleşelim çağrısıyla bir yürüyüş yapıyorsunuz. Nedir muradınız bu yürüyüşten? Aslında bunu bir siyaset yürüyüşü olarak da değerlendirmek gerekir. Yani sadece bir eylem olarak değerlendirmeyelim. Bu bir başlangıç. Uzunca bir süredir Türkiye'de aslında hilafet söylemleri, özellikle tarikat cemaat ağlarının Türkiye'ye yayılmasıyla beraber dillendiriliyor. Bunu bir mevcut söyleminin ötesinde değerlendirmek lazım. İktidar odaklı, iktidar destekli bir söylemdir bu. Kimi zaman Türkiye'deki kutuplaştırmayı arttırmak için kullanılıyor, kimi zaman sağı bloklamak için kullanılıyor ama ne için kullanırsa kullanılsın, insanların yaşamını daraltan, sosyal hayatını daraltan, hukuki rejimde de bazı değişiklikleri öneren bir şey bu. Ve çok tehlikeli bir gidişat. Bu gidişat bugün başlamadı kuşkusuz. Çok uzun yıllardan beri, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren buna karşı olan, mürteci dediğimiz irticadan yana, yani gerilikten yana olan kesimler çeşitli biçimlerde kalkışmalar içerisine girdi. Bunların tek başına bir şey yaptıklarını söylemek biraz saflık olur. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile emperyalizmin çeşitli unsurları ile ilişkili olduklarını, dünyadaki aslında laik ve bağımsız modern devletleri yıkıp onun yerine bağımlı devletler, devletçikler kurma yolunda bir strateji olduğunu söylemek gerekir. Türkiye'de de Büyük Ortadoğu Projesi ile bunun ılımlı İslam adı altında adımların atıldığını hepimiz biliyoruz. O yüzden bugün AKP ile saray rejimi ile bağının kuvvetli olduğu bir söylemdir bu. Fikirleri iktidarda diyebiliriz bu anlamda. Daha önceden her zaman olan bu tarz meczup söylemlerin artık fikirlerinin tamamen iktidarda olduğu, neredeyse şeriatçı söyleme karşı çıkmanın suç haline geldiği çok tehlikeli bir gidişata doğru gidiyoruz. Muhalefet burada ne yapıyor dersek eğer, ayet okumak, işte efendim kürsülerden yine İslam içerisinde çeşitli söylemlerde bulunmak dışında pek bir şey yaptıkları yok. Mesela daha önceden de hatırlarsınız belki, Meral Akşener'in söylemleri vardı. Orada da ben şeriata laf ettirmem gibi laflar söylüyordu. Bunu da bir Allah kelamı olarak, aslında bir kelime oyunuyla halletmeye çalışıyorlar. Bizim kastımız o değil tabii ki. Bir rejim değişikliğidir bu. Yani İslam'ın en geri yorumunun hukukta ve sosyal hayatta egemen olmasından bahsediyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu tartışmaya da kapalı gözüken bir şey. Sonuçta siz bunu Tanrı kelamı olarak ifade ederseniz eğer, insanlar bunu tartışamaz. Medeni bir dünyada, modern bir dünyada bunun yeri yoktur. Kadınların başını zorla kapatan, rejmeden,
efendim dört kadınla evliliğin önüne açan, mirasta erkeğin gerisine düşüren, sosyal hayatı tamamen neredeyse cezalarla, efendim ölümle, kısasla yöneten bir rejimin bugün Türkiye'de yeri yoktur. O anlamda tüm aydın, laik kesimin bu ülkede gerçekten diri olduğunu düşündüğümüz, var olduğunu düşündüğümüz kesimlerin bu yürüyüşlere katılmasını ve bir siyaset yürüyüşü başlatmasını istiyoruz aslında. Sizin söylediklerinizden benim anladığım, az evvel de yapmış olduğunuz konuşmada altını çizdiğiniz için tekrar dile getiriyorum. Bir eylemden öte bir siyaset yapma biçimi veya da bir siyaset yapma çağrısı gibi okuyorum bunu. Evet, çünkü uzunca bir süredir bu tarz dinsel söylemler, gerici söylemler hafife alındı ya da muhafazakarları ürkütmemek adına muhafazakar dilin yayılmasına imkan tanıdı. Aslında çok önceden barikatın kurulması gereken, bu söylemlerle mücadele edilmesi gereken bir durum vardı. Fakat muhalefet bunu ya küçümsedi ya da Türkiye'nin belli sosyologların da lafları vardı. İşte Türkiye'nin şu kadarı muhafazakar, şu kadarı sağcı gibi. Bunlara çok bakıyorlar bence. Merkez siyaset dediğimiz şey, yani para için, koltuk için yapılan siyaset, anlık oy alma üzerine kuruldur. Yani orada ben bu şekilde oy alabilirim düşüncesiyle bu tarz muhafazakar söylemlere hayır hah bakan tutumlar sergileniyor. Fakat devrimciler bu şekilde bakamaz. İlericiler bu şekilde bakamaz. Çünkü siz burada sosyolojiyi, kültürü, siyaset zeminini ve dilini değiştiriyorsunuz aslında. Bu söylemleri normalleştiriyorsunuz. Yani neredeyse 1000 yıl öncenin bir rejimini bugünkü Türkiye'ye adapte etmeye çalışıyorsunuz. Bugün Suudi Arabistan bile buradan çıkmak için uğraşırken neredeyse Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede Cumhuriyet deneyiminin 100 yılı aştığı, 100 yılı geçtiği, ondan önceki modernleşme çabalarının da neredeyse 200 yıla vardığı bir coğrafyada bunları tekrar tekrar tartıştırıyorsunuz. Bu yüzden biz bu muhalefet dilini de aslında eleştirerek daha devrimci bir siyaset zeminini öneriyoruz. Şöyle de bir şey söyleniyor bu tartışmalarda. Ya işte özellikle merkez medyada da, ya da daha solda ya da daha muhalif tarafta durduğunu düşündüğümüz kanallarda, yayın organlarında boy gösteren yazarlar, çizerler tarafından da sıkça dile getiriliyor. Burada hani hem sol partinin hem sizin düşüncenizi merak ediyorum. Deniyor ki, yani bu şeriat tartışmaları ya da bu şeriata ilişkin söylemler gündem değiştirme çabaları. Yani bu yüzden de bu gündem değiştirme çabalarına eklemlenmek ya da sürekli buraya cevap üretmek ya da sürekli buradan bir siyaset kurmak yerine, siyaset yapmak yerine burayı hiç görmeyelim ya da orayı, kendilerini orada yalnız bırakalım bu söylemleri üretenler adına. Böyle de bir tartışma var bu anlamda. Buraya ilişkin ne söylemek istersiniz? Gündem değişikliği denen şey aslında üst yapı dediğimiz, Marksistlerin üst yapı olarak bildiği söylemlerdir. Bir de aslında gerçekten de bir gerçek gündem vardır. O da ekonomi, yani sınıf çelişkileri. Şimdi bunu kastediyorlarsa burada bir eksik düşünce var. Zaten söylem dedikleri, yani gündem değiştirmeye yönelik milliyetçi ya da dinci söylemler bu alt yapıdaki ekonomik düzenin sürmesi içindir. Yani bu ikisi birbirinden bağımsız değildir. Faşizm de sonuçta, yani Hitler faşizmi de bir ekonomik yapı kurmaya çalışıyordu. Bunun üst yapısını da milliyetçi söylemle, yani Almanlar her yerde üstün ırktır efendim, Alman ırkı Yahudilerden bütün malları almalıdır gibi bir söylemle hareket ediyordu. Şimdi bu gündem değiştirme mi? Yani gündem değiştirme dediğiniz şey aslında o iki yapının, yani aşağıdaki neoliberal sömürü düzeniyle yukarıda kurmak istenen ve ona karşı hiçbir zaman çıkılamayacak olan İslami düzenin birbiriyle paralel yürümesidir. Aslında gündemin ta kendisidir. Çünkü yapılmak istenen şey alttakine din iman, üsttekine han hamam siyasetidir. Eğer siz bugün bu tarz bir dini kurallar bütünüyle Türkiye yönetirseniz ne bir sınıf mücadelesi olur, ne yoksul insanlar isyan edebilir. Çünkü herkes bu kaderdir vesaire diyerek zenginin gemisini yürüttüğü bir düzen bu. Bugün zaten gündem bu. Yani yapılmak istenen şey bu ikisi bir arada. Kuşkusuz en büyük mesele ekonomik yoksulluk meselesi ama bu dinsel söylem o yoksulluğa karşı mücadelenin önünü kesen, insanları dinli dinsiz diye ayıran, insanların bir arada yaşamasını engelleyen, işte daha az Müslüman, çok Müslüman ya da başka mezhebe mensup ya da Müslüman değil diyerek parçalayan bir söylem.
bu şekilde toplumun birleşmesi olanaksız. Yoksul köylülerin, yoksul işçilerin, emekçilerin, emeklilerin bir araya gelmesini engelleyen bir söylemdir bu. Bu yüzden bununla mücadele etmeden sınıf mücadelesi vermek de çok mümkün olmuyor. Çünkü parçalanıyor. Konya'daki işçiyle Gebze'deki işçi, İzmir'deki işçiyle Diyarbakır'daki işçi farklı sahiplerle birbirine düşman ediliyor. Bunun da üst söylemi dinci söylemdir. O yüzden gündem zaten bu. Peki burada sonuç itibariyle çok iddialı bir söylem ve çok iddialı bir siyaset başlığı söylemiş olduğunuz şey. Bu bağlamda genel olarak yapılan tartışmalarda da şu söyleniyor ya, söylenir ya. İşte şeriat karşıtı söylem aslında hani az evvel siz de söylediniz. Muhalefet açısından da şeriata karşı olmak ya da şeriata dair cepheden bir karşıtlık siyaseti izlemek sıradan hani daha hani mütedeyyin dediğimiz, muhafazakar dediğimiz kesimleri de incitiyor tarzında bir argüman da var, tırnak içerisinde söylüyorum. Siz az evvel bu kısmı biraz dile getirdiniz ama şunu merak ediyorum. Sol Parti burada bu argümana karşı açık olarak ne söylüyor? Yani hangi argümanla aslında bu argümanın için altının boş olduğunu dile getiriyor? Muhafazakar ya da dindar yurttaşlarımız bizleri dinlerse eğer, buradan da duyuyorsa, söylemek istediğim şey bugün bu şeriatçı, hilafetçi düzen aslında onların da yaşama alanını yok edecek bir düzendir. Bugün muhafazakar bir kadın arkadaşımız okula gidiyor değil mi? Ya da efendim okumak istiyor, doktor olmak, mühendis olmak, bir yerlerde yaşamını sürdürmek istiyor. Bugün aslında tarikatçıların, hilafet yayınlarının düşündeki ülke, kadınları hiçbir yer bırakmayan, hiçbir şekilde okula gidemeyecekleri, neredeyse hiçbir hakka sahip olmayacakları bir düzendir. Ve bunun bir sınırı yok. Yani sürekli daha fazlasını isteyecekler. Bugün başlar kapansın, yarın şu olsun, öbür gün bu olsun ve bunun bir sınırı yok. Ve çünkü hep bir yoruma dayalıdır. Diyecekler ki bu yoruma göre efendim okula gidemezsin. Şu yoruma göre bakın bunun bir örneği Taliban rejimi Afganistan'da yaşanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bu tarz söylemlerin sonunun olmadığını, her seferinde daha da ileriye gittiğini ve daha da radikalleştiğini görebiliyoruz. O yüzden bu tarz bir yoruma dayalı, bir dini yoruma dayalı bir düzenin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu dindarların da ya da farklı inanıştaki herkes için büyük bir risk taşır. O yüzden biz işte şeriat dediğimizde aslında Allah'ın kurallarını kastediyoruz diyerek kelime oyunu yapmaya gerek yok. Bir dinin yorumunun hukuki içtihat haline gelmesi, sosyal hayatı düzenlemesi. Kastedilen şey bu. Hangi kurala göre düzenleyeceksiniz, hangi dine göre, hangi mezhebe göre ve onun hangi yorumuna göre düzenleyeceksiniz? Buna inanmayan, bunun öyle olmadığını düşünenler ne yapacak? Tüm bunların hepsi bir soru işareti olarak karşımıza duruyor. Özellikle Türkiye'deki Cumhuriyet Devrimi ile beraber bunların giderek sınırları çizilmişti, bir sınır hapsedilmişti fakat peyderpey sınırlar aşındı. Aşınmasının nedeninin de tekrar emperyalizm olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü Orta Doğu'da özellikle Doğu coğrafyasında emperyalistler rahat hareket edebilmek için bağımsız, laik, modern devletler istemediler. Nerede böyle bir devlet kurulsa hepsine müdahale ettiler. Müdahalelerin de en önemli amacı bunlar dinsiz, İşte vesaire diyerek aşağıdaki bazı irticai faaliyetleri örgütlemekti. Müslüman kardeşler gibi hareketler bu anlamda İsrail'in ve Amerika'nın neredeyse açık desteğiyle beraber örgütlendi. Bugün şu an bunlar İsrail'e karşı gibi gözükse bile kökenine baktığımızda çok sıkı bir ilişki olduğunu Amerika Birleşik Devletleri ile görürüz. Keza Türkiye'ye gelin, kanlı pazarlar 68 döneminde ne zaman bir sol yükseliş olsa karşısına bunlar çıktı. 6. filo Türkiye'ye geldiğinde, İstanbul'u demirlediğinde hatırlarsınız Deniz Gezmişler onu protesto etmek istediklerinde saldıranlar İslamcılardı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri ile aralarındaki bu ilişkiden dolayı Türkiye'nin modern, laik, demokratik bir ülke olmasını hiçbir zaman istemedi Batı. Çünkü buradaki mesele Türkiye'nin kendi kendisine üretip, kalkınıp, kendi kendine yeten bir hale gelmesi, eşitlikçi bir düzene açık olması anlamına gelirdi. Burada işte Sovyetler Birliği korkusuyla, o soğuk savaş zihniyetiyle beraber her zaman bunlar desteklendi. Yani şeriatçılık dediğimiz şey, hilafetçilik dediğimiz şey kendiliğinden olmuş, bir tepkinin sonucu olmuş bir şey değildir. Bunu söyleyen sosyologlar, bunu söyleyen sözde akademisyenler yalan söylüyor. Bu gerçeği görmek istemiyorlar.
tarihten beri bugüne kadar baktığımızda dünyanın hemen hemen her yerinde emperyalizmin açık desteği olmadan bir şeriatçı kalkışma, bir şeriatçı güçlenme olmadı. Bu provoke edilmiş bir şeydir. Provoke edilmesinin de şuradan anlıyoruz, çağın gidişatına uygun değildir. Bu çağda kimse böyle bir yaşantının içerisine girmez. Bunun ancak dışarıdan desteklenmesi, parayla ya da algıyla, medya algısıyla pompalanması gerekir. Aklı selim, aklı başında kimse durup dururken böyle bir yaşam içerisine girmez. İşte bu, bugün de bakıyorsunuz belli köylerde, belli kasabalarda tarikatlar neredeyse şehir kurmuş, yaşıyor. Efendim büyük paralar, jipler, villalar, sağlık kurumları, devlet içerisinde örgütlenme, bu neyle oluyor? Parayla, iktidar gücüyle oluyor. Bunu da tek başına kendileri üreterek yapmış değiller. Bir yerlerden fonlanarak, iktidarı da elde geçirerek, iktidar eliyle olan şeylerdir. O yüzden aslında biz bunlara azgın azınlık, marjinal grup diyoruz. Hep bize derler ya marjinal. Gerçek marjinal bunlardır. Türkiye'de karşılığı yoktur. Anadolu coğrafyasında karşılıkları yoktur. İnsanlar hep şunu söylüyor, işte Anadolu böyle şöyle. Hayır, Anadolu saf, temiz insanların yaşadığı, emekçi insanların yaşadığı bir yerdir. Bunlar ise, bu çevreler ise örgütlenmiş, teşkilatlanmış meczuplar ve azınlıklardır. Bunun farkını ortaya koymadığımız müddetçe biz doğru yerde bir örgütlenme yapamayız. Peki Barış İnce, son kez şunu sormak istiyorum. Tabii gündem yerel seçim. Yerel seçimden bağımsız da ilerleyen bir süreç yok desek yeridir. Sol Parti özellikle bu şeriat vurgusuyla birlikte, yani şeriat karşıtlığına yönelik vurguyla birlikte bir de yerel seçim gündemiyle hareket ediyor. Yerel seçim çalışmaları yapıyor. Çok hani genel hatlarıyla bize yerel seçime ilişkin belirli yerlerdeki çalışmaların dışında genel bir planı nedir? Sol Parti'nin bu bir aylık süre zarfında nasıl bir hat izleyecek? Bunları da açıklarsanız çok mutlu oluruz. Evet. Aslında bir genel olarak yerel seçime nasıl gidiyor Türkiye? Onun bir tablosunu görmek lazım. AKP muhalefeti parçaladı son Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. İyi bazı taktikler uyguladı. Muhalefetin de zaten bu konuda pamuk ipliğine bağlı bir ilişki biçimi olduğunu gördük. Masalar dağıldı ve herkes kendi yoluna gitti. Böyle bir durumda yerel seçime gittiğimiz tabloda muhalefete baktığımızda hem parçalı hem de kendini düşünen, kendi kurultay hesaplarını düşünen bir tarzda, biraz daha koltuk endeksli bir tarzda gittiğini görüyoruz. Öte yandan diğer muhalefete baktığımızda genellikle adaylar daha çok popülarite üzerine inşa edilmiş duruyor. Yani oy almaya endeksli toplumu, vatandaşı yine seçmen olarak gören bir zihniyet devam ediyor. Bu şekilde halkın kendi iradesini sandığa yansıtması, halkın kendi geleceğini eline alması mümkün değildir. Bizler 5 sene, 4 senede bir seçime giderek bu ülkede hiçbir şeyi değiştiremeyiz ve gerçek bir demokrasiyi inşa edemeyiz. Bu ancak örgütlenmeyle mümkün olur. Halkın kendi geleceğine sahip çıkmasıyla mümkün olur. Buna yönelik herhangi bir çaba var mı dersek, işte inşa etmeye çalıştığımız şey bu aslında. Hem muhtar adaylarımızla, hem belediye meclis adaylarımızla, hem de bazı yerlerde çıkardığımız belediye başkan adaylıklarımızla aslında biz halkın örgütlenmesini ve kendi geleceğine sahip çıkma mücadelesini örgütlemeye çalışıyoruz. Bu aslında yaptığımız yürüyüşten bağımsız değildir. Yani devrimci demokratik bir cumhuriyet inşası için bir mücadele içerisindeyiz biz. Yoksa biz de buluruz çok meşhur aday, koyalım onu, işte oradan da 10 bin 20 bin oy alalım. Bu bir anlam ifade etmiyor. Yani bugün eder, yarın hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan toplumun örgütlenmesi ve kendi demokrasisini, o kent demokrasisini inşa edebilmesidir. Bunun için bazı yerlerde adaylarımız var bizim de. Biliyorsunuz işte Kemalpaşa'da adayımız var, Ankara, Çankaya'da adayımız var, İzmir, Buca'da adayımız var. Buralarda aslında yapmaya çalıştığımız şeyler de bunu anlatmak. Aynı zamanda muhtar adaylıklarıyla, belediye meclis adaylıklarıyla bizler mahallede örgütlü bir toplum, kentlerde örgütlü bir toplum mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Biz seçim sonucunu televizyonlarda izlemeyeceğiz artık. Bizler şuna bakacağız. Biz kaç mahallede meclis oluşturabildik? Kaç mahallede dayanışma evi açabildik? Nerelerde komiteler oluşturabildik ki insanlar orada tartışabiliyor? Birimler kurabildik? Bunlara bakan bir siyaset olmak zorundayız. Aksi halde örgütlü
bir halk hiçbir kuvvet yenemez deriz ya, örgütlü olmayan bir toplumu da yönlendirmek çok kolaydır, manipüle etmek çok kolaydır ve çok hızlı bir biçimde insanlar fikir değiştirebilir. Bakın dün sol sosyal demokrat dediğiniz bir partiye oy veren birisi, bugün bir bakmışsınız sağ bir partiye gidip oy verir. Çünkü seçmen davranışı bu şekilde manipülasyona açıktır. Fakat örgütlü, bilinçli toplum böyle hareket etmez. Örgütlü, bilinçli toplum neyin nereye gittiğini çok iyi bilir. Biz bu şekilde sadece seçmeni etkilemeye çalışarak hiçbir yere varamayacağız. 5 sene sonra yine aynı şeyle karşılaşacağız. O yüzden bu süreci iyi bir şekilde örgütlemek zorundayız. Muhalefetin böyle bir tavrının olmadığını görüyoruz. Ya kurultay hesapları yapılıyor, ya koltuk hesapları yapılıyor, ya para devreye giriyor, ya da işte ben AKP'ye mi yanaşırım, başka bir büyük güce mi yanaşırım şeklinde bazı durumlar söz konusu. Bunların dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tüm illerde belediye meclis ve il genel meclisi adaylarımız var. Burada da denetlemeye talibiz. Çünkü devrimciler varsa çalamazlar, rant üretemezler. O yüzden halkımız da gönül rahatlığıyla il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında sosyalistlere, devrimcilere oy verebilir diye düşünüyorum. Peki Barış İnce, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Özellikle siyasetin belirli kalıplara sıkıştığı bir düzlemde, denklemde farklı bir siyaset anlayışının ya da farklı bir anlayışın da mümkün olabileceğine ilişkin söylediğiniz sözler oldukça önemli. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bugünkü konuğumuz Sol Parti, Parti Meclis Üyesi Barış İnce'ydi. Barış İnce ile hem Sol Parti'nin yaptığı çalışmaları ve yürüyüşü, başlattığı bir siyaset yürüyüşünü, hem de onun dışında yerel seçimlere nasıl bir atmosferde, tabloda gidildiğini konuştuk. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.